Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yetişkin bayan yelekleri için ajurlu bir desen çalışacağız arkadaşlar. Desenimiz sağda ve solda dikiş payı için 2 ilmek bırakarak 16 artı 1, 16 artı 1 şeklinde ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Ben şişime 37 tane ilmek attım. Ve bir sırada haroşa ördüm. Siz bu kısmı dilediğiniz lastiği örebilirsiniz. Şimdi buradaki iki ilmek ve buradaki 2 ilmek bizim örgümüzün dikiş payı. Şimdi buradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu bizim örgümüzün birinci dilimi. Bir ilmek ortaya koyuyoruz. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu da ikinci dilim arkadaşlar. Ve sonunda iki tane ilmeğim kalıyor ki Örgümüz dikiş payı kalsın. Şimdi siz bu kısmı dilediğiniz uzunlukta yeleğinizin ön veya arka kısmının ilmeklerini atın. Lastiğini örün ve desenini de örmeye başlayalım beraber. Evet arkadaşlar anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Bu arada hatırlatayım örgümüzün sadece ben size ön kısmını anlatacağım. Örgümüz arka taraftan sürekli ilmeklerimiz ters örülecek. Şimdi başlayalım. Lastiği ördükten sonra sadece iki dilin üzerine size anlatım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeği her zaman için örmeden alalım. Bir, iki ilmek ördüm. Bir doladım. Bir, iki üç ters ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeği kesiyorum. Bir, iki 3, 4, 5 tane düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Ve tersten şu şekilde girerek kesiyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Doladım. Tam şu noktadayız arkadaşlar. Doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. 3 ters, ikinci ilme geçtik. Sıradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve tersten girip bu şekilde kesiyorum. 3 tane ters ilmek diyorum 1 2 3 1 doladım sıradaki 2 ilmeğimi düz son ilmeğimi de ters örüyorum arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde bitmiş oldu şimdi örgümüzün arka tarafından bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz örgümüzü ters örüp sıranın sonuna gelelim ikinci sırada sizinle buluşalım arkadaşlar 2. sıraya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3. Sıradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini değiştirip tersten keseceğim arkadaşlar şu şekilde 3 ters ilmek örüyorum 1 2 3 doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm tekrar doladım 1 2 3 ters ilmek ikinci delime geçtik arkadaşlar bu arada bir burada bir burada örüyoruz hemen sıradaki iki ilmeği kestim 1 2 3 düz ilmek ördüm sıradaki 2 ilmeği yön değiştirerek tersten kesiyorum 3 ters ilmek örüyorum 1 2 3 1 doladım kalan ilmeklerimi düz örüyorum son ilmeğimi ters örüyorum ve sırayı bitiriyorum ikinci sırayla arkadaşlar bir üst sıraya çıkalım Üçüncü sıraya başlayalım arkadaşlar. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 dört tane ilmeğimi ördüm. Düz olarak. Bir doladım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeği kesiyorum. Düz bir şekilde. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirip tersten girip kesiyorum. 3 ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 3 tane ters ilmek. 1 2 3. Sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip tersten kesiyorum. 3 ters ilmek örüyorum. Bir doladım. Kalan ilmeklerimi düz örüp son ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. Ve 3. sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Bakın buradaki desenimiz e, ilmeklerimiz azalırken buradaki de açılmaya başladı. Yani biz şimdi şuradayız arkadaşlar. Tam şu noktadayız. Şimdi örgümüzün arka tarafından bütün ilmekleri ters örelim. Bir üst sırada görüşelim. Evet arkadaşlar 5. sırayı örelim beraber. Tam tepe noktasındayız. Burayı örüyoruz. 4. sıradayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 3 ters ilmeğimi örüyorum. Önümde 3 tane düz ilmek var. Bu ilmeği teke düşürmem gerekecek arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden şişe alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Tersten kesiyorum. Ve kestiğim ilmeğin üzerinden örmeden aldığım ilmeği atlatıyorum arkadaşlar. Ve ilmeğimi teke düşürmüş oldum. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu işin bir kere daha yapacağız sizinle beraber. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir kere doladım. 3 ters ilmeği örüyorum. 3 tane düz ilmeğim var önümde. İlk ilmeğimi şişime örmeden alıyorum. 2. ve 3. ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Tersten kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden örmediğim ilmeği atlatıyorum ve 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. 3 düz pardon ters ilmeği örüyorum. Bir doladım ve geri kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar bu dört sırada bir desenimiz çıkmış oluyor. Şimdi örgümüzün arka tarafından Tekrar bütün ilmekleri ters örelim arkadaşlar sıra başına beraber gelelim bu arada. Bebek yeleklerinde de özellikle güzel bir sonuç alırsınız bu desende kız bebekleri için hatta şu noktalara da e, inci de koyabilirsiniz. Süslemesi de size ait bu noktadan sonra şimdi bütün ilmekleri ters sıranın sonuna kadar verelim beraber. Gayet örmesi kolay ve zevkli hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Evet devam edelim. Bütün ilmeklerimiz ters. Örgümüzün arka tarafındayız. Evet. Evet arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi tekrar örgüye başladığımız gibi tekrar buradan yine iki düzle başlayacağız. Artıracağız. 3 ters öreceğiz. Keseceğiz. 5 düz kesme. 3 ters artırma ve 1 bir düzle birinci dilimizi yine buradan örmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu noktaya kadar başlayalım beraber. Evet arkadaşlar 4 sırayı bitirdikten sonra tekrar aynı birinci sıradaki gibi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Doladım. 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve tersten girip kesiyorum 3 ters ilmek örüyorum bir doluyorum bir düz örüyorum bakın arkadaşlar buradaki düz ilmek yukarı doğru hiç kaymamalı bakın buradakinden bahsediyorum hep aynı hizada yukarı doğru devam etmeli sakın burayı atlamayın arkadaşlar yoksa deseniz kayar bir düz tekrar bir dola 3 ters Sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 5 düzüm ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek tersten girerek kesiyorum. Arkadaşlar unutmayalım. Eee tepelerimize çıkarken buradaki kesmenin her zaman için yönlerini değiştiriyoruz. 3 ters ilmek örüyorum. Bir doladım ve kalan iki ilmeğimi düz örüp, son ilmeğimde ters örüp tekrar yeni bir dilime başlamış olduk beraber sizinle arkadaşlar. Evet, model anlatım bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.